Selamlar arkadaşlar. Biçerci olarak 37 yıldır, çiftçi olarak da daha fazlası 6-7 yaşından beri traktör üzerinde olan bir insanım. Gördüğüm, anlatmak istediğim noktalardan bir tanesi tarlaya ne kadar çok emek çekerseniz, ne kadar çok tarlayla ilgili mücadele yaparsanız o kadar çok verim alırsınız. Ne kadar emek o kadar kar, o kadar kazanç. Şimdi arkadaşlar, gittiğim birçok bölgede, birçok köyde çiftçiler tarlaya gitmeye korkuyorlar. Tarlaya gidip buğdayı çiğnemeye korkuyorlar. Şu anda görüyorsunuz videoda 30 santim, 40 santim buğday ve insanlar merdane çekiyor ve dişli merdane. Şimdi ne işe yarıyor bu? İşi iyi bilen çiftçi arkadaşlar, kusuruma bakmasın. Bilmeyenler olduğu için, yapmayanlar olduğu için anlatmaya çalışıyorum. O kadar çok tarlayı çiğnemekten korkan çiftçiler var ki tekerlek izi çıkmasın, tekerlekler burada yatırıyor diye ilave ilaç atmayan, ilave gübre atmayan, gübreyi birkaç defaya bölmeyen çiftçilerimiz var. Bırakın böyle merdane çekmeyi, bırakın taşın toplamayı ve sonuçta da 200 kilo, 300 kiloyu çok zor alan çiftçilerimiz var. Arkadaşlar, bir işi yapıyorsanız hakkını vermek gerekir. Kahvede oturup da okey'e dördüncü olmaya veya 8-10 defa her gün 50-100 defa okey oynamayı çiftçilikten sayıyorsanız tabii o zaman başarılısınız demektir. Lütfen yaptığınız işin hakkını verin. Tarlanın taşını toplayın ve bu merdaneyi özellikle 10 santim olduktan sonra tarlanıza çekin ki hem toprağa bastırsın, hem kardeşlemeyi artırsın, hem kökü kuvvetlendirsin, hem de yüzeydeki toprağın dengesizliği, keseyi ve taşı bastırsın. Böylece biçerce rahat rahat daha dipten bitsin. Balye fiyatları uçmuş gitmiş. Bir balye fazla alsanız kar mı, zarar mı? 10 kilo buğday fazla alsanız kar mı, zarar mı? Kahvede bir gün eksik oynayın, işinizin hakkını verin. Selamlar, hayırlı işler.